Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Dokuzuncu sınıf biyoloji dersinin birinci dönemine ait tüm konuları bu dersimizde tekrar edeceğiz. Biyoloji dersinin biliyorsunuz ki tüm konuları birbiriyle bağlantılı. Burada eksiklerimiz kalırsa bir sonraki üniteleri yapmakta da zorlanıyoruz. O yüzden birinci dönemdeki tüm konuları iyice öğrenmeli. Eksiklerimiz varsa da onları kapatmamız gerekiyor. Birinci dönem full tekrar kampında bugünkü dersimiz neymiş? gençler biyoloji daha sonraki günlerde coğrafya, edebiyat, matematik, tarih ve fizik de tabii ki sizlerle birlikte olacak. Hemen bugünkü dersimizin içeriğinden biraz da ödevlendirme kısmından bahsedeyim. 9. sınıfta hangi üniteleri gördük? İlk ünitemiz Yaşam Bilimi Biyoloji ünitesiydi. Bunun içerisinde canlıların ortak özelliklerini ve canlıların temel bileşenlerini görmüştük. İnorganik bileşikleri, organik bileşikleri anlattık. Sonra ikinci ünitemiz olan hücre ünitesi geçtik Hücre ünitesini de kendi içinde iki parça olarak düşünebilirsiniz. Birinci parçasında organelleri hücre zarının yapısını gördük. İkinci parçası ikinci döneme kalacak gençler. Yani hücre zarından madde alışverişi kısmı ikinci dönemde işleyeceğimiz kısım olacak. Siz bugünkü dersimizi bitirdiğimiz zaman yani birinci dönem konularını baştan sona tekrar ettiğimiz zaman açıyorsunuz 9 dinamolarınızı sayfa 87'ye kadar eksik bir kısmınız varsa çözmediğiniz bir kısmınız varsa o kısımların tamamını birden bitiriyorsunuz gençler. Mesela bir tane örnek üstünden de anlatmış olayım size. İlk ünite canlıların temel bileşenleri dedik. Bu ünitenin içerisinde inorganik organik bileşikler var dedik. Buradaki inorganik bileşikleri organik bileşikleri hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu bilmezsek ikinci dönemde hücre zarında madde alışveriş ünitesinde sorun yaşıyoruz. Çünkü bana bir hücre zarı verecek. Diyecek ki küçükler geçer büyükler geçemez. Sen amino asitin küçük dip peptidin büyük olduğunu bilmezsen soruyu yapamayacaksın. Birinci dönem çok çok önemli özellikle dokuzuncu sınıfta gençler. Hemen şuradan da göstermiş olayım. İlk ünitem yaşam bilimi biyoloji, ikinci ünitem hücre ünitesiydi dediğim gibi. Neyle başladık? Biyoloji bilimiyle başladık. Canlıların ortak özellikleri kısmı ile başladık. Biyoloji ne demekti? Biyo canlı demekti. Loji bilim demekti. Biyoloji de canlıları inceleyen bilim dalıydı. Dünya üzerinde bir sürü gözümüzde görebildiğimiz, göremediğimiz canlı türü var. Demek ki hepsini inceleyecek biyoloji bilimi. O zaman çok geniş, çok büyük bir bilim dalından bahsediyoruz. Canlı kelimesini duyduğun her şey biyolojinin inceleme alanı içerisine girer. Leyleklerin göç davranışı, bilmem nenin üreme davranışı gibi kelimeler mutlaka biyolojinin inceleme alanı içerisine girecek gençler. Buradan da canlıların ortak özelliklerine geçiş yapmıştık. Yani en gelişmemiş canlı olan bakteriden en gelişmiş olan bana kadar Tüm canlılarda ortak olarak hücresel yapı vardı. Bazı canlılar prokaryot, bazı canlılar ökaryot hücre yapısına sahipti. Beslenme tüm canlılarda ortaktı. Solunum, boşaltım, hareket, uyarılara tepki keza tüm canlılarda ortaktı. Homeostazi, metabolizma, organizasyon, üreme, büyüme ve gelişme, adaptasyon da yine tüm canlılarda ortak olarak görülüyordu. Birer cümleyle açacağım bunları gençler. Bunların haricinde direk Milli Eğitim Bakanlığı'na o map kitabında olmayan ama bizim bilmemiz gereken bazı ortak özellikler de var. Onların da üstünde durmuş olacağım. Canlıların yapısında bulunan temel bileşenler kısmına geçmeden önce dedim ya size canlıların ortak özellikleriyle bir, bir iki cümle edeceğim diye. Hücresel yapıyla başlamış olayım. Hücresel yapı bakımından canlıları kendi içerisinde ikiye ayırıyorduk. Ne dedik? Bir prokaryot hücre yapısına sahip olanlarımız bir de ökaryot hücre yapısına sahip olanlarımız var. Prokaryotlar daha gelişmemiş yapılı hücrelerdi. Ökaryotlar ise daha gelişmiş yapıllardı. Aradaki fark ne? İkisinde de ortak olarak DNA molekülü bulunuyordu. İkisinde de RNA molekülü ortaktı. İkisinde de ribozom organeli ortak olarak bulunuyordu. Ökaryotların prokaryotlarından farkı DNA'larının etrafı bir zarla çevriliydi. Ökaryotlara çekirdekli hücreler ismi veriliyordu. Endoplazmik retikulum, mitokondri, golgi, koful gibi gördüğümüz zarlı organeller ökaryotlarda varken prokaryotlarda zarla hiçbir organel yoktu. Kimdi prokaryot? Bakteri ve arkeler. Kimdi ökaryot? Protistler, bitkiler, mantarlar, hayvanlar alemindeki canlılar ökaryot hücre yapısına sahipti. Beslenme bakımından canlıları da kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bir kendi besini kendi üreten ototrof canlılarımız vardı. Bir de besin ihtiyacını doğadan hazır olarak karşılayan heterotrof beslenme özelliğine sahip canlılarımız vardı. Solunum bakımından da canlıları kendi içerisinde üçe ayırabiliyorduk. Solunum yapmakta ve beslenmekteki amacım ne? Aslında canlılardaki kullanılabilir enerji formu olan ATP'yi sentezleyebiliyorduk. Besleneceğim ve solunum yapacağım. Bunun karşılığında da tabii ki ATP üretmiş olacağım. Canlıların bazıları oksijenli solunum, bazıları oksijensiz solunum, bazıları ise fermentasyon tepkimelerini gerçekleştirerek ATP üretimini yapacaklar. Boşaltım dediğimiz zaman tüm canlılarda ortak ama canlı tek hücreli bir canlıysa, ne yapacak difüzyonla atıklarını dışarıya bıraktığı zaman aslında boşaltım yapmış olacak. Ama bizim gibi çok hücreli bir canlıdan bahsediyorsak bununla ilgili sistemleri bulunacak. Böbreği, üreteri, mesanesi gibi organlar içeride yer alacak gençler. Herkes hareket eder. Herkes yer değiştirmek zorunda değil. Mesela bitkilere baktığın zaman klasik örnek ağaç bitkisinin güneşe doğru dönmesi de bir harekettir. Bitki köklerinin suya doğru büyümesi de bir harekettir. Aslanın avına doğru koşması da bir harekettir. Biri pasif hareket oluyor, biri aktif hareket oluyor gençler kime gelir de bir uyaran verirsem uyarana karşı ne oluşturacak bir tepki meydana getirecek. Homeostasi ne demekti? Kararlı iç denge demekti. Her şeyi kararlı iç dengemi korumak için yapıyorum. Yazın terlemem, soğukta titremem. Bunların hepsi vücut sıcaklığını ayarlamak aslında kararlı iç dengeyi, homeostasiyi korumak için yapılıyor. Metabolizma ne demekti? Canlı vücudunda gerçekleşen yapım ve yıkım tepkimelerinin tamamına birden metabolizma ismini veriyorum. Analar yapıcı, kaynanalar yıkıcıdan kodlayabiliyorduk. Anabolizma küçük küçük moleküllerden büyük bir şey yaptıysam, yapım tepkimesi meydana getirdiysem anabolizma diyorduk. Büyük bir molekülü kendini oluşturan daha küçük birimlere dönüştürdüysem yıkım, katabolizma ismini veriyorduk organizasyon ne demek? düzen demek. Düğün organizasyonuna gidiyoruz. Gelinle damat çıkacak, para takacağız, halaya duracağız, pasta keseceğiz. Her şey belli bir sıra ve düzen içerisinde. Benim vücudumda da tabii ki bir organizasyon var. Her şey bir düzen içerisinde gerçekleşiyor. Üreme dediğimiz zaman da canlının birey sayısını arttırmak için kendine yeni benzer yeni bireyler oluşturmasına üreme diyoruz. Bazı canlılar eşeğsiz üreme yaparak birey sayısını arttırıyor. Bazı canlılar ise eşeğli üreme yaparak birey sayısını arttırmış oluyor. Çok nadiren de olsa bazı canlılar ikisini birden gerçekleştirebiliyorlar. Büyüme ve gelişme dediğimiz zaman Büyümek başka bir şey, gelişmek başka bir şey. Örnek üstünden anlatayım daha iyi aklımızda kalsın. Mesela, Bebiş dünyaya geldi. Bacağının boyu uzadıysa, bacağının ağırlığı arttıysa bacağı büyümüş demektir. Bacağının üstüne basabiliyor ve artık o bacağın üstünde yürüyebiliyorsa gelişmiş anlamına gelecek gençler. Adaptasyon ise uyum anlamına gelir. Her canlı adapte olabildiği, uyum gösterebildiği alanda yaşamına devam eder. Mesela kaktüslerin gövdesinde su depo etmesi, develerin hörgüçlerinde yağ depo etmesi, ne bileyim kutuplardaki ayıların beyaz kürklü olması birer adaptasyondur. Dediğim gibi bunların haricinde ben ne çıkartabilirim? Hücresel yapı bakımından canlılar prokaryot veya ökaryottu. Herkesin DNA'sı, RNA'sı, ribozomu var. He, DNA, RNA, ribozom bulundurmak tüm canlılarda ortak. Ribozom protein sentezinin gerçekleştiği organel olduğuna göre protein sentezi yapmak da tüm canlılarda ortak. Herkesin DNA'sı olduğuna göre herkes mutasyona uğrayabilir keza ATP üretmek veya tüketmek tüm canlılarda ortaktır. Çoğaltmak istersek madem enzimleri gördük onu da hatırlatalım. Enzim sentezlemek ve enzim kullanmak da yine tüm canlılarda ortak olarak görülür. Buradan da canlıların yapısında bulunan temel bileşenler kısmına geçiş yapıyorum gençler. Bunları da kendi içerisinde inorganik bileşikler ve organik bileşikler olmak üzere ikiye ayıracağız. İnorganik bileşikler hiç kimsenin sentezleyemediği, herkesin doğadan hazır olarak aldığı bileşiklerdir. Su, asit, baz, tuz ve minerallerden bahsediyoruz. Organik bileşikler ise illa sen üretmek zorunda değilsin ama bir canlı tarafından sentezlenilen bileşiklerdir. Karbonhidrat, yağ, protein, enzim, vitamin, nükleik asit, hormonlar, ATP, organik bileşikler kısmına girecek. İn organik bileşiklere baktığımız zaman bu bileşiklerde karbon atomu ve hidrojen atomu birlikte bulunmuyor gençler. Temel element olarak da karbon genellikle bulundurmuyorlar ama istisnalar var. Hiçbir canlı sentezleyemedi. Herkes doğadan hazır olarak aldı. Unutmuyorsun. İnorganik bileşiklerin tamamı küçüktür. Ya küçükle neyi kastediyoruz hocam? Bu ünitenin içerisinde, keza diğer ünitelerin içerisinde de monomer, küçük kelimelerini kullanıyoruz. Hücreyi düşün. Hücre zarında madde alışverişinin gerçekleştiği delikler vardı. Biz onlara por ismini veriyorduk bir şey porlardan geçebiliyorsa küçüktür, geçemiyorsa büyük yapılı bir moleküldür. İn organik bileşiklerin tamamı o hücre zarındaki deliklerden doğrudan geçebiliyor. Yani su, asit, baz, tuz, minerallerin tamamı küçüktür diyeyim. Gençler sindirime uğramayacaklar, doğrudan kana geçebilecekler veya hücre içine alınabilecekler. Bunların yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görevleri var. Hücresel solunumda bunlar enerji vermez. Neyin üstüne basa basa söyledik? Bir şeyin enerji vermesi demek, bunu benim onu solunum tepkimelerinde kullanıp ATP'ye çevirebilmem anlamına gelir. Karbonhidrat, yağ ve protein haricinde enerji verici herhangi bir organik bileşiğimiz yok. Hiçbir şey karbonhidrat, yağ, protein haricinde enerji vermez gençler. Suyla başladım. Su, kohezyon ve adezyon kuvvetleri sayesinde kökten bitkiler kökleri tarafından topraktan alacaklar. Yukarıya doğru taşıyabilecekler. Kohezyon ve adezyon ne demek? Kohezyon su moleküllerinin birbirlerine tutunması, kopmayan bir zincir oluşturması. Adezyon ise suyun bulunduğu boruya yani bitkilerde madde taşınmasını sağlayan borulara tutunması anlamına gelecek. Bu kohezyon ve adezyon kuvvetine bağlı olarak tabii ki bir yüzey gerilimi meydana geliyor. Bazı hayvanlar suyun üzerinde bu sayede yürüyebiliyorlar. Çok hızlı koştukları zaman batmamış oluyorlar. Sonra su ile ilgili neyi biliyorum? Çok iyi bir çözücüdür. Benim kanımın çok büyük bir kısmı su. Yani bir yerden bir yere madde taşımak istiyorsam kanla taşıdığıma göre su çok önemli bir göreve sahip oluyor. Onun haricinde idrarımın çok büyük bir kısmı su, atıkları vücudumdan uzaklaştırmak istiyorsan da yine suyu kullanıyorum. Fotosentez ve hidroliz reaksiyonlarında su kullanılır. Hidroliz neydi? Sen büyük bir şeyi kendini oluşturan küçük birimlere dönüştürüyorsan, bir proteini parçalayıp amino çeviriyorsan, nişastayı parçalayıp glikoza çeviriyorsan su kullanırsın. Bu hidroliz tepkimesidir. Bitkiler de fotosentez tepkimelerinde tabii ki su kullanıyorlar gençler eğer tersini yapsaydın amino asitlerden protein sentezleseydin dehidrasyon tepkimesi olacaktı. Dehidrasyon tepkimelerinde de su açığa çıkar. Su canlıların yaşam ortamıdır. Denizler donduğunda buz yüzeyde kaldığı için kışın suda yaşayan canlılar hayatlarına devam edebiliyorlar. Bu suyun özel bir durumu. Su nereden donmaya başlıyor? Şurayı göl olarak düşün. Yukarıdan donmaya başlıyor. Eğer diğer sıvı moleküller gibi alttan donmaya başlasaydı burada yüzen balıklar bir süre sonra buzun üstünde kalırdı. Gençler üstten donması da altlarda onların yaşamasına olanak sağlıyor. Mevsim geçişlerinde sıcaklık farkı karalardaki kadar çok olmuyor. Sularda yani suda yaşayan canlılar soğuk sıcak geçişlerinden o kadar da çok etkilenmiyorlar. Su canlıların homeostasilerini yani kararlı iç dengelerini korumaları için önemli. Mesela ne dedim? yazın terliyorum dedim. Terlemekteki amaç ne? Yazın çok sıcak, vücut sıcaklığım artıyor. Vücut sıcaklığımı tekrar eski değerine yani normal değerine düşürmek için vücudumdan su atıyorum. Bu da benim homeostasimi dengelemem anlamına geliyor. Çok küçük ot su bitkilerin içinde bulunan su onların yine destek olmasını, dik durmasını sağlar. Koskoca bir ağaçta içeride bulunan su yeterli gelmez ama ot su küçük bitkilerde su dikliği de sağlamış oluyor. Asitler ve bazları sadece birkaç kelimeyle bilsek yeterli gençler. pH yetveli dediğimiz bir cetvelimiz vardı. pH cetveli 0 ile 14 arasındaydı. 0 ile 7 arasına asit, 7 ile 14 arasına baz demiştik. 7 de bizim nötr noktamızdı. 7'den rakam küçüldükçe asitlik artıyor. 7'den rakam büyüdükçe de bazlık artıyordu. Vücudumuzda hem asidik ortamlar hem bazik ortamlar hem de nötr ortamlar var. Mesela midemi düşündüğüm zaman içerisi asidik bir ortam. içerisindeki enzimler asidik ortamda çok iyi çalışabiliyor. İnce bağırsaklarında ise bazik ortamda çalışabilen enzimler en iyi şekilde çalışabilecekler. Yani her yerin pH'i birbirinden farklıdır diyebiliriz. Asitler dediğimiz zaman dediğim gibi birkaç tane cümle bilip geçiyoruz öyle kimyadaki gibi aşırı detaylı şeyler bilmemize gerek yok. Suda çözündüğünde hidrojen iyonu veren maddelere asitler, OH iyonu veren maddelere ise bazlar ismini veriyoruz. Asitlerin tadı ekşidir. Turnusol kağıdı dediğimiz bir kağıt var. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya, bazılar ise maviye çevirmiş olacak. Asitler genellikle metallerle tepkime verecek, mermeri aşındırabilecekler. Gençler, bazılar ise genellikle sabun türevi malzemelerdir. Ele kayganlık hissi verirler diyelim. Baktığımız zaman dedim ya vücudumuzdaki bazı yerlerin pH'ını bilmemiz gerekiyor. Mesela kanımızın pH'ı 7.4'tür gençler. Bunun 7'ye düşmesi veya 7.8'e çıkması kişinin ölümüyle sonuçlanabilir. pH o kadar önemli bir şey ama 0.4'lük bir artış ne olacak ki gözüyle bakmayın. pH da homeostasimizi korumamız için dengeli bir şekilde bulunmalı vücudumuzdaki gerekli bölgeler ve Geldim tuzlara. Tuzlar neydi? Asitler ve bazlar tepkimeye girdikleri zaman tuzlar meydana geliyordu. En bilindik tuz örneğimizin üstünden de gidelim. Hidroklorik asit dediğimiz HCl kuvvetli bir asitti. NaOH dediğimiz sodyum hidroksit de kuvvetli bir bazdı. Bu ikisi bir araya geldiyse NaCl yani sofra tuzu dediğimiz sodyum klorür sentezlenecek. İki tane küçükten bir tane büyük yaptığına göre dehidrasyon tepkimesidir. Küçük büyük yaptığına göre tabii ki su açığa çıkmış olacak. Tuzlar ozmotik dengenin sağlanmasında önemli. Vücudumuzun yine o homeostasi, homeostasi dediğimiz kararlı iç dengesi var ya. O kararlı iç dengenin korunabilmesi için de vücudumuza tuzları yeterli miktarlarda almalıyız. Çok eksik almamız veya fazla almamız çeşitli hastalıklara yol açar. Geldim mineral maddelere. Mineral maddeler dediğimiz zaman da periyodik cetvelde gördüğümüz aslında elementlerden bahsediyoruz. Sodyum, potasyum, magnezyum, flor, klor, brom, iyot bunların hepsi biyolojide mineral madde olarak karşımıza çıkacak. 1. Mineral maddeleri vücuduma gerekli düzeyde almalıyım. Çok alırsam da hastalık olur, az alırsam da hastalık meydana gelir. Her şeyde bir denge olmak zorunda. Mineral maddelerin doğrudan gidip görev yaptığı eksikliklerinde meydana gelen çeşitli hastalıklar var. Ama bunun haricinde biz organik bileşiklerde enzimleri öğreneceğiz. Enzimlerin bazılarını da bazılarının da yapısında mineral madde olduğunu söyleyeceğiz. Eğer sen vücuduna yeterli miktarda bu mineral maddeyi alamazsan o enzimin senteziyle ilgili de sorun meydana geliyor. O zaman minerallere bakarsak tabii ki yapıya katıldılar. Düzenleyici moleküllerdir. Bir mineralin eksikliği de başka bir mineralle giderilemiyor. Gençler vücudumuza yeterli düzeyde alamazsak ya da çok fazla alırsak çeşitli hastalıklar meydana gelecek. Demir, iot, flor, kalsiyum, fosfor, magnezyum bunlar vücut için önemli mineral maddelerdir. En çok sorularda çıkacakları ilk söyleyeyim. Kalsiyum. Devamlı reklamlarda diyor ki çocuklarınıza bizim meyveli yoğurdu yedirin. Çocuklara bizim sütü içirin. Kemiklerindeki kalsiyum miktarı artsın, çocuğunuz iyi büyüsün. Demek ki kalsiyum kemiklerin yapısına katılıyor. Büyüme ve gelişme için önemli bir mineral maddedir gençler. Küçüklerde daha doğrusu çocuklarda kalsiyum eksikliğinde parantez bacaklılık dediğimiz raşitizm hastalığı meydana geliyor. Yetişkinlerde yeterli kalsiyum alınmazsa da kemik erimesi osteoporoz dediğimiz hastalık meydana geliyor. Bulmacalarda bile çıkar demir eksikliğinde hangi hastalık? Anemi yani kansızlık söz konusu olacak. Çünkü bize kanımıza kırmızı rengini veren kanımızda al yuvar adını verdiğimiz hücrelerimiz var. Bu al yuvarlarımızda hemoglobin adı verilen bir protein bulunduruyor. Bu proteinin yapısında da demir var. Eğer ben demir alamazsam al yuvar üretimim, hemoglobin üretimim yeterli düzeyde olamıyor. Oksijen ve karbondioksit taşınmasında problem yaşıyorum. Kansızlık dediğimiz hastalık meydana geliyor. Kansızlık demek herkeste 7 litre kan var, ben kansızım, bende 5 litre var anlamına gelmiyor. Kanımızda oksijen ve karbondioksit taşıyan o hücrelerin, o proteinlerin yeterli miktarda olmaması anlamına geliyor. Gençler, bunun haricinde yine çok fazla sorularda çıkan iota gelelim. Bizim boynumuzda tiroid bez adını verdiğimiz bir bez var. Tiroid bezinden de tiroksin adını verdiğimiz bir hormon sentezleniyor. Bu tiroksin hormonunun yapısında da iot var. Vücuduma yeterli düzeyde iot alamazsam tiroid bezim çalışıyor 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 o hormonu üretemiyor. Çok büyüyor. goiter dediğimiz hastalık meydana geliyor. Sonra Fosfor tabii ki diş ve kemiklerimizin yapısında katılıyor. Birazdan DNA'yı, RNA'yı, ATP'yi anlatacağız. Hepsinin yapısında fosfor olduğunu söyleyeceğiz. Ben yapıma fosfor almazsam DNA, RNA, ATP senteziyle ilgili problemler yaşarım bir kere. Magnezyum, sinir, kas ve iskelet sistemleri için önemli. Eksikliğinde kas, kas krampları, sinirlilik söz konusu oluyor. Sodyum, potasyum özellikle sinir sisteminde iletim için önemlidir gençler. Flor, diş macunu reklamlarında çok çıkıyor. Neden? Dişlerin yapısında flor bulunuyor. Kükürt, bazı aminasitlerin sentezi için gerekli. Klor, çinko yine enzimlerin yapısına katılıyorlar. Ortamların, ozmotik basınçlarının dengelenmesine görevli. Özellikle yuvarlak içine aldıklarım sorularda çok fazla derecede karşınıza çıkacak gençler. Diğer konularla da bağlantılı. Onu da hatırlatmış olayım. Devam ediyorum organik bileşikler dediğimiz bileşiklerle. Şimdi organik bileşiklerde temel element olarak karbon bulunuyor. Genellikle karbon ve hidrojeni de bir arada bulunduruyorlar. Bunun haricinde tabii ki oksijen, azot, fosfor, kükürt gibi elementler de bulundurabilirler. Genellikle tüm organiklerde CHO bulunuyor gençler. Baktığımız zaman organik bileşikler nasıl sentezlenir hocam? Organik bileşikleri üretici canlılar fotosentez tepkimeleri sonucunda meydana getirecekler. Fotosentezle solunumun tepkimesini de bil işine yarayacak. Hemen oksijenli solunum yapıyoruz sizinle birlikte. Çek içeri bir nefese diye çektiğim zaman aslında aldığım şey ne? Oksijen. İçeride kiminle yaktım bunu? Besinle. Yap bakayım dışarıya ne çıktı? Karbon dioksit. Bir de cama huf, lasam kaç çizebiliyorum ya. Bir de nefesimden H2O yani su buharı çıkmış oldu. Besin haricinde hepsinin başına 6'yı da yapıştırırsan bu neyin denklemi? Oksijenli solunumun denklemi. Fotosentez ise bunun tam tersi. Niye solunumu önce yazdırıyorum? Diyelim ki soruda karşına çıktı. Fotosentez solunumun tam tersi. Önce bir solunumu düşüneyim. Oksijeni çektim. Besinle yaktım. Karbondioksit ve su açığa çıktı. Tam tersi fotosentez oluyor. Ha, o zaman bitkiler karbondioksitle suyu kullanıyorlar. Buradan besin sentezliyorlar. Açığa da oksijen çıkıyor. Bu da neyin denklemiymiş? Fotosentezin denklemiymiş. Yine besin hariç başlarına altı yapıştırırsan zaten rakamlar da tutmuş oluyor. Bak burada fotosentezin tepkime denklemini vermişiz. 6 tane karbondioksit 6 tane suyla tepkimeye girmiş. Tabii ki ışık enerjisinin varlığında fotosentez gerçekleşecek. Klorofil pigmentine ihtiyacım var. Besin dediğimiz glikoz sentezlenmiş. Açığa da oksijen molekülü çıkmış gençler. Monomer, dimer, polimer bunlar bu konunun işin içinde olmazsa olmazım hatırlatıyorum. Mono kaç demekti? 1 demekti. Di kaç demek? 2. Tri 3 demekti. Tetra notal bunları 4 demek. Penta 5 demek. Hexa ise 6 demek. Biyolojide 6'ya kadar bilmeniz benim için yeterli. Daha büyük rakamları kullanmayacağız. Bir de poliyi çok kullanacağız. Poli de ne demek? Çok demek. Mesela ben geldim sana diyorum ki bilmem ne monomer yapılı. Monomer yapılı dediğime göre neden bahsediyorum? Onun tekli bir yapıya sahip olduğundan yani küçük olduğundan yani hücre zarından doğrudan geçebileceğinden bahsediyorum. Dimer desem geçemez ikili yani iki tane küçük bir araya gelmiş. Trimer üç tane küçük bir araya gelmiş. Polimer çok tane küçük bir araya gelmiş büyük bir şeye dönüşmüş demektir. Bir şeyin polimer yapılı olması için de aynı veya birbirine çok benzeyen moleküllerin bir araya gelmesi gerekiyor. Misal Yüzlerce glikoz bir araya geldi, bir nişasta sentezlendi. Nişasta polimer yapılıdır. Yüzlerce amino asit bir araya geldi, protein sentezlendi. Protein polimer yapılıdır gençler. Küçüklerden büyük yapıyorsam açığa su çıkar dehidrasyon sentezidir. Büyük bir şeyi su kullanarak kendini oluşturan yapılara dönüştürüyorsam hidroliz tepkimesidir. Küçükten büyük bir şey yapıyorum çok zor. Yani dehidrasyon tepkimeleri sırasında aklınızda kalsın diye öyle söylüyorum. ATP harcamam lazım. Hidroliz tepkimeleri sırasında ise ATP harcanmaz gençler. Yani büyük bir şeyi su kullanarak kendini oluşturan küçük birimlere dönüştürüyorsam ATP harcamama gerek yok diyeceğiz. Canlıların yapısında bulunan organik bileşikler karbonhidratlar, yağlar, proteinler, enzimler, vitaminler, nükleik asitler, hormon, ATP dedik. Bunları da kendi içerisinde gruplandırabiliyoruz. Enerji vericiler bir kere benim için çok önemli. Onlardan bir uzun uzun bahsedeceğim. Karbonhidrat, yağ ve protein haricinde enerji verici bir şeyimiz yok. Vitaminler enerji vermez. O halk arasındaki yanlış bir söylem gençler. Yapıcı onarıcılar, proteinler, lipitler ve karbonhidratlar, nükleik asitler, DNA ve RNA yönetici moleküllerdir. Hormonlar, vitaminler, enzimler, proteinler ve lipitler de düzenleyici dediğimiz moleküllerdir. Enerji vericilerin bir üstünde duracağım dedim ya bir bahsedeyim gençler. Bizim bunların bir enerji verme miktarı var bir de kullanım sırası var. Şimdi ben çok hızlı bir şekilde en az sürede en çok bilgiyi size vermeye çalışıyorum. O yüzden de çok hızlı konuşuyorum. Çok fazla derecede enerji harcıyorum. Harcadığım enerjiyi besinlerden elde edeceğim. İlk gidip kimin kapısını çalıyorum? Karbonhidratların yani şekerlerin. Karbonhidratlar eğer vücudumda biterse bu sefer kapısını kimin çalmaya başlıyorum? Yağların. Vücudumda yağlar da bitti. Çok uzun süreli bir açlık yaşadıysam vücut sigorta şirketi gibi çalıştığı için bu sefer enerji ve olarak proteinlerin kapısını çalmaya başlıyorum bir kişi proteinlerden enerji elde ediyorsa çok uzun süreli bir açlık yaşamış demektir gençler veya nasıl aklında tutacaksın diyetisyen televizyona çıkıyor diyor ki karbonhidrat yemezseniz kilo verirsiniz e ben vücuduma karbonhidrat almazsam enerji ihtiyacımı karşılamak için kimin kapısını çalacağım? Yağların. Yağları yaktığım zaman da tabii ki kilo vermiş olacağım gençler. Enerji verme miktarına göre kıyas yaparsam en çok enerjiyi yağlar verir. En az enerji ise karbonhidratlar verir. He, durdum. Karbonhidratlar en az enerjiyi veriyor ama ben gidip onları birinci sırada kullanıyorum. Neden? Çünkü karbonhidratları yakmak çok kolaydır. Yağları yakmak ise zordur gençler. Proteinleri zaten aslında yakmak istemiyoruz. Çok zorda kalırsak enerji ihtiyacımızı karşılamak için proteinlerin kapısını çalıyoruz diyeyim. Karbonhidratlarla başladım. Karbonhidratlar dediğimiz zaman C, H ve O elementlerinden meydana gelecekler. Hepsinin yapısında karbon, hidrojen, oksijen bulunacak. Ama Bazılarının yapısında tabii ki azot da olur, kükürt de olur. O karbonhidrat çeşidine göre değişir. Sonra bunlar fotosentez tepkimeleri sonucunda oluşacaklar. Karbonhidratların monomerleri de olacak. Bunları birbirine bağlayan bir bağda ihtiyacım olacak. Karbonhidratları birbirine bağlayan bağ ise glikozit bağı ismini vereceğiz. Baktığımda bunlar birinci dereceden enerji kaynağı olarak kullanılırlar. Fakat ne yaparlar? En az enerjiyi verirler. Hücre zarının yapısında karbonhidratlar var. Bitkilerin hücre çeperinde, mantarların hücre çeperinin yapısında karbonhidratlar var. DNA ve RNA'nın keza ATP'nin de yapısında tabii ki karbonhidratlar var. Karbonhidratları da bulundurdukları şeker sayısına göre gruplandırabiliyoruz monosakkaritler yani bizim tek şekerlilerimiz var. Disakkaritler yani çift şekerlilerimiz var. Bir de polisakkaritler yani çok şekerlilerimiz var. Monosakkaritlerin tamamı küçük yapılıdır. Yani hücre zarından geçebilir. Monosakkaritleri de karbon sayılarına göre 5 karbonlular ve 6 karbonlular olarak ikiye ayırdım. 5 karbonlular riboz ve deoksiribozdur riboz gidip kimin yapısına katılacak? Ribonükleik asidin yani RNA'nın aynı zamanda da ATP'nin yapısına katılacak. Deoksiriboz da gidip kimin yapısına katılacak? Deoksiribonükleik asidin yani DNA'nın yapısına katılacak. Hexozlar dediğimiz zaman da gençler glikoz, galaktoz ve fruktozdan bahsediyoruz. Hepsinin formülü C6H12O6'dır. Disakkaritler ise iki tane monosakkaritin birleşmesiyle meydana gelecek. Cebinde de her zaman glikozu tutacaksın. Gli gli mal. İki tane glikoz bir araya gelirse maltoz. Sonra glikoz her zaman cebinde olsun. Bu sefer de galaktozla birleştir. Glikozla galaktoz birleştiği zaman laktoz. Glikoz hep cebinde olsun. Glikozla fruktozu birleştirdiğin zaman da sükroz açığa çıkacak. 2 tane küçüğü bir araya getirip bir büyük yaptığıma göre tepkimeden her zaman su da açığa çıkacak. Polisakkaritleri de yapı ve depo olarak gruplandıracağız. Bitkiler glikozun fazlasını nişastaya çevirerek depolayacaklar. Bakteriler, mantarlar, hayvanlar ise glikozun fazlasını glikojene çevirecek. Selüloz bitkilerin hücre duvarının yapısında olacak. Kitinde Mantarların hücre duvarının yapısında olacak. Bir de eklem bacaklıların dış iskeletlerinin yapısında kitin bulunacak. Hızlıca geçiyorum. Monosakkaritleri 5 karbonlu ve 6 karbonlu olmak üzere ikiye ayırdık. 5 karbonlu riboz kimin RNA ve ATP'nin yapısına katıldı. Deoksiriboz ise DNA'nın yapısına katılmış oldu. 6 karbonların glikoz üzüm şekeri olarak da bilinir. Bak unutma. Monosakkaritlerin tamamı hücre zarından geçebilir ama en çok soruda karşına glikoz çıkar. Neden? Disakkaritlerin tamamının yapısında glikoz var. Polisakkaritlerin tamamının yapısında glikoz var. O yüzden glikoz çok fazla derecede karşımıza çıkacak. Fruktoz meyve şekeridir. Gençler meyveleri yiyoruz tatlı tatlı ya zaten en tatlı şeker fruktozdur. Galaktoz ise süt şekeridir. Hem bitkisel hem hayvansal sütlerin yapısında tabii ki galaktoz bulunacak. Disakkaritler iki tane monosakkarit hangi bağla glikozit bağıyla bağlanacak? Gli gli mal. Glukoz fruktoz sükroz, glikoz galaktoz bir araya geldiği zaman da laktoz sentezlenmiş olacak. Polisakkaritleri de depo ve yapısal olarak ikiye ayırdık dedim. Nişasta bitkilerin depo polisakkariti. Bakteri, arke, mantar, hayvan glikozun fazlasını glikojene çevirecek. Selloz bitki hücrelerinin yapısında, kitin mantarların hücre çeperinin yapısında bir de eklem bacaklarının dış iskeletinde var dedik. Polisakkarit sentezinde de bir tek yağlarda aslında farklı bir şey söyleyeceğiz. Kalanlarda hep mantık aynıdır en sayıda monomer bir araya gelir de polimer yapılı büyük yapılı bir şey meydana getirirse en eksi bir sayıda su açığa çıkar. En eksi bir sayıda da bağ kurulur. Sen 100 tane glikozdan bir nişasta yaparsan 99 tane su açığa çıkacak. 99 tane de glikozit bağı dediğimiz bağ kurulmuş olacak. Geldim lipitlere. Aynı karbonhidratlar gibi C O bulunduruyorlar. Bunun haricinde tabii ki azot ve fosfor da bulundurabilirler gençler. Hücre zarının yapısında bazı vitaminlerin ve bazı hormonların yapısında bulunacaklar. Sinir hücrelerinin etrafında bulunarak elektriksel iletimi de sağlayabiliyorlar. lipitler yani yağlar suda çözünmezler. Alkol, eter, kloroform gibi çözücülerde çözünecekler. Biz vücutta bulunan yağları da kendi içerisinde üçe ayıracağız diyeceğiz ki nötral yağ trigliseritlerimiz var fosfolipit dediğimiz yağlarımız var bir de gençler steroidler dediğimiz yağlardan bahsedeceğiz şimdi baktığımız zaman lipitler kısmına solunumda kullanıldıkları zaman ne dedim? karbonhidrat ve proteinlerden daha fazla enerji verir ama bunları yakmak zordur dedik gençler. Baktığımız zaman nötral yağ, fosfolipit ve steroid olmak üzere de 3 çeşit yağımız var. Nötral yağlar trigliseritler dediğimiz zaman iki tane yapı biriminden bahsedeceğiz. Bu yapı birimlerinden bir tanesi yağ asidi, diğeri ise gliserol olacak. 3 tane yağ asidi bir tane gliserolle birleştiği zaman bir tane nötral yağ yani trigliserit sentezlenecek. 3 molekülde su açığa çıkacak. Bir tek yağlarda oranlı bir formül veriyoruz. Kalanlarda n-1 kuralı geçerli. Mesela proteinleri söyleyeceğim en sayıda münasip bir araya gelse bir protein sentezlese en eksi bir su açığa çıkar diyeceğim. Ya da nükleik asitler için de aynı cümleleri kullanacağım. Bir tek yağlarda farklı bir durum var. Esterleşme reaksiyonu diyeceğiz. Çünkü yağları birbirine bağlayan bağın adı ester bağıdır gençler. Yağ asitlerini de kendi içerisine ikiye ayırıyoruz dedim ya doymuş ve doymamış yağ asitleri olmak üzere gençler. Doymuş yağ asitleri neydi? Bunların karbonlarının arasında tekli bağlar vardı. Hidrojene doymuşlardı. Yani bunlar oda sıcaklığında katı halde bulunabilen yağlardır. Hayvansal kökenli yağlardan bahsediyoruz. Tereyağı, kuyruk yağı, iç yağ gibi. Doymamış yağ asitleri ise bunların karbonlarının arasında çiftli bağlar vardı. Hidrojene doyamıyorlardı. O yüzden de oda sıcaklığında sıvı halde bulunuyordu gençler. Zeytinyağı gibi, mısır özü yağı gibi, fındık yağı gibi bitkisel kökenli yağlar doymamış yağlara doymamış yağ asitlerine örnekti margarini karıştırmıyorsun margarin doymuş değil aslında doymamış yağ asitlerine hidrojene fabrikada doyurulmasıyla meydana geliyordu baktığımız zaman yağ asitlerinin bazıları da insan vücudunda sentezlenemiyor ben bir şeyi sentezleyemiyorsam doğadan hazır olarak alıyorsam onun başına temel zorunlu esansiyel kelimesini getiriyorsun yani benim bitkilerden aldığım dışarıdan aldığım yağ asitleri temel yağ asitleridir. Trigliseritlere baktığım zaman bitki ve hayvanlarda lipitlerin depo şekli, göçmen kuşlar kış uykusuna yatan hayvanlar yağ depoluyorlar. Hem yakıldığında çok enerji açığa çıksın hem de metabolik su açığa çıksın diye derimizin altında bulunuyor, vücudumuzu mekanik etkilerden koruyor. Yağda çözünen vitaminlerin bağırsakta emilimini de tabii ki kolaylaştırmış olacak. Fosfolipitler dediğimiz zaman bir fosfot fosfat grubundan bahsedeceğiz. Yine yağ asidi ve gliserolde bulunacak gençler. Bunlar hücre zarının yapısında olacak. Suyu seven kısımlar dışarıya bakacak. Sevmeyen kısımlar hidrofobik kısımlar ise içeriye bakıp çift zıralı halde hücre zarının yapısında bulunacaklar. Steroidler dediğimiz zaman da monomer yapılı yağlardan bahsediyoruz. Yani bunlar küçüktür. Özellikle eşeysel hormonlar östrojen, testosteron gibi hormonlar steroid yapılıdır halk arasında kolesterolüm yükseldi, kolesterolüm düştü gibi kelimeler kullanıyorlar ya. O kolesterol de aslında steroid yapılı bir yağdır gençler. Buradan da proteinlere geliyorum. Proteinlere baktığımız zaman C, O elementlerinden oluşuyorlar. Bir de yapılarında azot elementi bulunuyor. Bazılarında tabii ki kürt de bulunabilir. Proteinlerin yapı birimleri ise amino asitlerdir. Amino asite baktığımız zaman da ortada bir karbon atomu. Buna bağlı bir hidrojen grubu mutlaka bulunuyordu. Hacer yaz, yazıyorduk. Aşağıda radikal grup var. Mutlaka NH2 yani amino grup bir de karboksil grup bulunuyordu. Radikal grubun değişmesiyle amino asitler birbirinden farklı oluyordu. Doğada da 20 çeşit amino asit var canlı vücudunda görev yapan. Bunlardan yine 8 tanesini bitkilerden hazır olarak alıyoruz. Ben sentezleyemeyip bitkinden aldığıma göre başına ne yazacaksın? Temel zorunlu esansiyel yazacaksın. Amino asitler bir araya gelecekler. Proteinleri, peptonları meydana getirecekler. Amino asitleri birbirine bağlayan bağda peptit bağı ismini vereceğiz. Bir amino asitin karboksil grubuyla diğer amino asitin amino grubu arasında tabii ki peptit bağı dediğimiz bağ kurulacak gençler. Protein sentezi de canlılar için çok önemlidir. DNA mutlaka bu işe şifre verecek. Bu iş ribozom organelinde gerçekleşecek. Proteinler yüksek sıcaklık, yüksek basınç, aşırı tuz gibi ortamlarda yapıları bozulur. Bu olaya da denatürasyon ismini veriyoruz. Eğer proteinin o yapı, bozulan yapısı eski haline dönerse re olarak da isimlendirebileceğiz. Geldim enzimlere. Enzimleri de kendi içerisinde ikiye ayırıyoruz. Bir basit enzimlerimiz, bir bileşik enzimlerimiz var. Basit enzimler sadece proteinden meydana geliyor. Bileşik enzim dediğimiz zaman proteine yardımcı bir kısım da var. Protein kısma apoenzim diyoruz. Yardımcı kısım koenzim veya kofaktör şeklinde olabilir. %99 yardımcı kısım vitaminse koenzimdir. %99 mineral bir madde ise kofaktörü almıştır diyeceğiz. Enzimler ne işe yarıyorlar? Bir kere tepkimeye girerek aktivasyon enerjisi dediğimiz enerjiyi düşürmüş oluyorlar tepkim eden hiç bozulmadan çıkıyorlar tekrar tekrar kullanılabiliyor bizim enzim dediğimiz moleküller enzimlerin etki ettiği maddeleri ise substrat ismini vereceğiz enzimle substrat arasında da anahtar kilit uyumu dediğimiz bir uyum söz konusudur anahtar kilit ne demek İlla ki enzimle substrat birbirine tanımak zorunda gençler. Enzime substratı etki edebileceği bölgeye aktif merkez ismini veriyoruz. Enzimler tepkimeden hiç bozulmadan çıktığı için gördüğünüz gibi çıkmış. Hiç değişmemiş. Substratlar da neye dönüşmüş? Ürüne dönüşmüş gençler. Enzimlerin büyük bir kısmı çift yönlü çalışır yani tersini çalışır ama sindirim enzimleri için bu dediğimiz geçerli değil. Enzimlerin bir kısmı da takım halinde çalışıyor. Mesela nişastayı geliyor amin amilaz enzimi parçalıyor, maltOza dönüştürüyor. MaltOzu da geliyor, maltaz enzimi glikozlara dönüştürüyor. Buradaki amilaz ve maltaz takım halinde çalışan enzimlere örnek oluyor gençler. Enzimlerin isimlendirilmesinde de ilk bulunan birkaç tane enzim hariç genellikle ya etki ettiği maddenin ya da ürünün sonuna az eki getiriliyor. MaltOzu parçalayan maltaz gibi gençler. Bazı enzimler de inaktif halde sentezlenebiliyor. İnaktif halde sentezlenenlere de ojen eki getirilmiş oluyor. Enzimler protein yapılı olduğu için sıcaklık değişimlerinden etkileniyorlar. Her enzimin çalışabildiği bir optimum sıcaklık değeri var. Bunun altı da olumsuz, üstü de olumsuz olacak. Gençler pH da keza aynı şekilde mesela midemdeki enzimler asidik ortamda maksimum verimle çalışıyor. İnce bağırsağımdakiler ise bazik ortamda maksimum verimle çalışmış oluyor. Ortamda su yoksa enzimler çalışamıyor. %15-18 civarında su varsa enzimlerin çalışma hızı artıyor. Basayım suyu basayım suyu enzimler devamlı artsın diye bir şey yok. Tepkime bir yerden sonra sabitlenecek. Aktivatör madde Enzimlerin çalışma hızını arttıran maddelerdir. İnhibitör maddeler ise enzimlerin çalışma hızını azaltan maddelerdir. Geldim substrat yüzeyine gençler. Enzimler substratın dış yüzeyinden etkiliyorlar substratı. O yüzden de sen yüzeyine kadar çok arttırırsan etkileyebileceği o kadar alan oluşturuyorsun. Yüzeyi arttırmak reaksiyon hızını arttırır. Hem enzime hem substrata eşit miktarda arttırırsan tepkime hızı devamlı olarak artar. Substrat miktarını arttırırsan enzimle substrat doyuncaya kadar tepkime hızı artar, doyunca sabitlenme söz konusu olur. Sınırlı miktarda enzimin veya sınırlı miktarda substratın varsa tabii ki tepkime önce hızlanacak, substratlar bitince tepkime de sıfırlanmış olacak. Geldim hormonlara. Hormonlar vücudumuzda çok küçük ppm denilen birimlerle sentezlenen kimyasal habercilerdir. Organik yapıllar sentezlendikleri bezlere endokrin bez ismini vereceğiz. Bunlar kanla veya özel vücut sıvılarıyla taşınacaklar. Gittikleri yere de hedef organ ismini vereceğiz. Hormonları çok detaylı 11. sınıfta öğreneceksiniz ama bizim şimdilik bilmemiz gerekenler kısıtlı. Çok sentezlenmeleri de bazı hastalıklara yol açacak, az sentezlenmeleri de hastalıklara yol açacak. Vitaminler enerji vermez ama vücuduma belli düzeyde almak zorundayım. Yapıda yine CHO var. Bazılarında kükürt, azot da bulunabiliyor, fosfor da bulunabiliyor. Vitaminlerin yapı taşı yok. Bunlar zaten küçüktür gençler. Doğrudan hücre zarından geçebiliyorlar. Vitaminleri de kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bir yağda çözünen vitaminlerimiz bir de suda çözünen vitaminlerimiz var. Suda bebişler ne yapıyorlar? Bıcı bıcı. B ve C vitaminleri suda çözünen vitaminlerdir. Yağda çözünen vitaminler kalan adek grubudur bir vitamin yağda çözünüyorsa ben onu depolayabilirim. Yani eksiklik belirtileri geç görülür. Vücudumu almazsam da gider deponun kapısını çalar oradan isterim. Suda çözünen vitaminler ise depolanamaz. Fazlası idrarla dışarıya atılır. B ve C vitaminlerini düzenli olarak vücuduma almam gerekiyor. A vitamini balık karaciğer yumurta sarısında çok fazla eksikliğinde gece körlüğü görülüyor. D vitamini keza balık karaciğer yumurta sarısında süt ürünlerinde fazla eğer eksiklik olursa çocuklarda o parantez bacaklılık dediğimiz raşitizm, büyüklerde osteomalazi, osteoporoz meydana geliyor. E vitamini, fındık, ceviz, ton balığı, kuru yemişlerde bol miktarda üreme sistemiyle ilgili eksikliğinde sorunlar meydana gelebilir, kısırlık diyebiliriz. K vitamini almazsak kanın pıhtılaşmasında gecikme yani pıhtılaşmaması söz konusu olabilir. Yeşil sebzeler K vitamini açısından oldukça zengin lahana ıspanak karnabahar marul gibi B vitamini tavuk yumurta kepekli ekmekte bol bol var eksikliğinde kas hastalıkları beriberi pelle meydana gelebiliyor C vitamini de en fazla turunçgillerde değil yeşil biberde bulunuyor gençler kivi yeşil biber. Turunçgiller C vitamini bakımından zengin. Eksikliğinde diş eti kanaması, skorbut dediğimiz hastalık meydana geliyor. Buradan nükleik asitlere geçiyorum. DNA ve RNA'ya anlatacağım gençler. Aslında nükleik asitlerin yapı birimi nükleotit dediğimiz birimlerdir. Fosfat grubunu da çıkartırsak kalana nükleozit ismini veriyoruz. Azotlu organik baz, 5 karbonlu şeker aldığında nükleozit bir de fosfat grubu dahil olursa nükleotit ismini veriyoruz. Azotlu organik bazları da pürinler ve pirimidinler olarak gruplandırdım. Pürinler kim? Adenin, guanin, pirimidinler: tuz, timin, urasil, stozindi gençler. Pentozlar daha önce de karşıma çıktı. Riboz ve deoksiribozdu. Fosfat grubu fark etmez, hepsinde aynıdır gençler. DNA ile başladım. DNA'ya baktığım zaman yapısında ne olacak? Aden'in timin, guanin sitozin bulunacak. Kesinlikle urasil yok. DNA nerede? Prokaryotlarda nerede olacak hocam? Sitoplazmada. Ökaryotlarda çekirdeğin içerisinde. Mitokondri ve kloroplastın da kendine ait DNA'sı olduğunu unutmuyorsun. Bunlar fosfodiester bağlarıyla birbirlerine bağlanacaklar. Aden'in karşısına her zaman timin, guanin karşısına her zaman sitozin gelecek gençler. Yapısındaki şeker de tabii ki ismini aldığı deoksiribozdur diyelim. DNA hücre bölünmesinden önce kendini eşler buna da replikasyon ismi verilir. RNA'ya baktığımız zaman adenin, urasil, guanin ve stozinden bahsedeceğiz. Yani urasil RNA'ya özgü azotlu organik bazdır. DNA üzerinden RNA sentezlenecek ki bu olaya da transkripsiyon denir. Prokaryotlarda, sitoplazmada ve ribozom organelinin yapısında olacak. Ökaryotlarda DNA'nın yanında yani çekirdekte, sitoplazmada, ribozom, mitokondri ve kloroplast organelinde bulunabilir. RNA tek zincirlidir. DNA gibi çift zincirli değil. O yüzden RNA'da bunun karşısına bu, bunun karşısına bu demiyoruz. RNA'yı da kendi içerisinde üçe ayıracağız. mRNA, rRNA, tRNA olmak üzere. Protein sentezinde üçünde görev yapacak. DNA'dan aldığımız aldığı şifreyi taşıyana mesajcı RNA diyeceğiz. Ribozomun yapısına katılana rRNA ribozomal RNA diyeceğiz. Amino asitleri alıp ribozom organeline getirene de taşıyıcı RNA ismini vereceğiz. ATP adenozin trifosfat dediğimiz molekül ise aslında nükleik asit gibi azotlu organik bazla 5 karbonlu şekeri var, bir de fosfatları var. Azotlu organik bazı mutlaka adenin olmak zorunda, şekeri de riboz olmak zorunda. Aynı nükleik asitlerdeki gibi aradaki bağ glikozit bağı. Ribozla fosfat arasında ester bağı var. Şurada da yüksek enerjili fosfat bağı dediğimiz bağlar var. ATP'den fosfat kopartıldıysa ATP yıkıldı demektir defosforilasyon. ADP'ye fosfat eklendiyse ATP sentezlediyse fosforilasyon olacak. Fosforilasyon ATP üretimi ne ile gerçekleşir? Soludumla oksijenli oksijensiz fermentasyon reaksiyonlarıyla. Nerede ATP harcıyorum? Mesela dehidrasyon tepkimelerinde biyosentez tepkimesiyle kastı o. Hücre bölünmesi yaparken, aktif taşıma yaparken, kas faaliyeti gerçekleştirirken ATP harcamış olacağım. Buradan da geçtik ikinci ünitemize gençler. İkinci ünitemize baktığımız zaman da hücre ünitesinden bahsediyoruz. Canlının en küçük yapı birimine hücre ismini vermiştik. Hiç unutmuyorsun hücre teorisinin maddelerini. Hücrenin temel yapısal ve işlevsel en küçük birimine hücre ismini veriyorduk. Canlılar bazıları bir, bazıları da birden fazla hücrenin bir araya gelmesiyle meydana geliyordu. Yeni hücreler var olan hücrelerin bölünmesiyle oluşur gençler. Hücrelerin içerisinde de kalıtım maddesi yani aslında biliyoruz DNA bulunuyor. Hücre bölünmesiyle bunu yavru hücrelere aktarmış oluyorlar. Tüm metabolik olaylar da tabii ki hücrenin içerisinde gerçekleşmiş olacak. Bak biyolojide ne diyorum? Her her ünite birbirinin devamı. Prokaryot, ökaryot tutacanların ortak özelliklerinde verdim. Hücre ünitesine bir daha karşıma çıktı. Üçüncü ünitemiz canlılar dünyasında bir daha karşımıza çıkacak. Yani birinci dönem konularını iyi öğrenmekte fayda var. Prokaryotla ökaryotun farkını söyledik. Prokaryot, ökaryot ikisinde de DNA, RNA, ribozom var. Ökaryotlarda DNA'nın etrafı zarla çevrili, ökaryotlar çekirdekli, zarlı organeller ökaryotlarda var. Prokaryotlarda hiçbir zarlı organel bulunmuyordu. Hücrenin ökaryotlarda içten dışa doğru incelenmesine bakacak olursak en dışarıda neyimiz var? Tabii ki hücre zarımız var. En içeride çekirdeğimiz var. Arada kalan alanın tamamını da sitoplazma ismini veriyoruz. Çekirdek nükleus'la başlamış olayım. Şimdi çekirdeğin içerisine baktığımız zaman kalıtım birimimiz olan DNA buranın içerisinde yer alıyor. Gençler, genetik bilgimizdir. Bölünme sırasında DNA'nın eşlenmesi gerçekleşecek. Yavru nesillere genetik bilgi aktarılmış olacak. Çekirdeğin de en dış kısmında çekirdek zarı var, çekirdek sıvısı var, çekirdekçik dediğimiz kısım bir de kalıtım materyalimiz bulunacak. Bir hücrede genellikle bir tane çekirdek bulunur ama her hücre için bu geçerli değil. Bazı hücrelerimizde birden fazla çekirdek bulunabiliyor. Mesela bizim çizgili kas hücrelerimiz birden fazla çekirdeğe sahip ya da bizim olgun al yuvarlarımızın çekirdeği yok. Bunların belli bir ömrü var. Çekirdekleri olmadığı için ölüyorlar. Yerilerine yerine yenileri üretilmiş oluyor. Stoplazmada bulunan organelleri de kendi içerisinde zar durumlarına göre gruplandırabilirim. Bizim zarsız organellerimiz, zaten tek zarlı organellerimiz bir de çift zarlı organellerimiz olacak. Ama ondan önce şurayı hatırlatmış olayım. Şurası hücre zarı dediğimiz kısımdı. Şurası da çekirdek dediğimiz kısım. Bu arada kalan kısma ne dedik? Stoplazma dedik. Sitoplazmanın içerisinde bir sıvı sitozol dediğimiz kısım var. Burada az önce dediğim tek zarlı, zarsız, çift zarlı organeller var. Bir de hücre iskeleti elemanları yer alıyor. Tek ve çok hücreli tüm canlılarda bazı olayların gerçekleştiği özelleşmiş yapılara da organel ismini veriyormuşuz. Zarsız organellerimiz ribozom, sentrozom, tek zarlı organellerimiz ER, golgi aygıtı, koful, lizozom ve peroksizomdur. Çift katlı zarla çevrili organellerimiz ise mitokondri ve plastitler olacak. Plastitleri de kloroplast, kromoplast ve lokoplast olmak üzere 3'e ayırıyoruz. Hemen tablonun üstünden karşılaştırma yaparak göstereyim. Şimdi ribozom organeline baktığımız zaman tabii ki zarı bulunmuyordu. Tüm canlı hücrelerde bulunan en küçük organeldi. Ne iş yapacak hocam? Protein sentezini gerçekleştirir. Pek çok organelin de üzerinde bulunabiliyor. Mesela endoplazmik retikulumun, mitokondrinin, kloroplastın üzerinde ribozom organeli vardı. Sentrozom yine zarsız bir organeldir. Özellikle hayvansal hücrelerde hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerinin oluşumunu sağlıyor. Endoplazmik retikulumu kendi içerisinde ikiye ayıracağım. Üzerinde ribozom bulunanlara granüllü diyeceğim. Üzerinde ribozom bulunmayanlara granülsüz ER ismini vereceğim. Granüllü ER'ler hücre dışına gönderilecek olan proteinlerin genellikle sentezinde görevli olacak. Bu proteinleri bu sentezleyecek Golgi'ye diyecek ki paketle. Granülsüz ER'de lipit ve karbonhidrat sentezinde görevli olacak. Bazı mineral maddeleri depolayacak. İlaçların boyaların zehirli etkilerini zehirsiz hale getirmiş olacak. Ama ER dediğimiz zaman genel anlamda hücrenin iskeleti olarak aklında tut. Golgi deyince aklıma salgılama paketleme işi gelecek. Aslında endoplazmik retikulumdan bir parça koptuğu zaman Golgi aygıtı meydana geliyor. Bir hücrede fazla sayıda salgı üretiliyorsa golgi görev yapar. Bu salgıların paketlenmesinde golgi görev yapar. Lizozom organeli ise tek zarlı bir organeldir. İçerisinde sindirim enzimlerini bulunduruyor. Hücre içi sindirimde lizozom organeli görev yapacak. Bizim hücremizin içerisindeki organeller yaşlandıysa, iş yapamıyorsa lizozom organeli bunları parçalayacak. Otofaji diyeceğiz. Bazen hücrenin intihar etmesi de de gerekebilir eğer o hücre yaşlandıysa iş yapamıyorsa lizozom organeli patlar da hücre intihar ederse bu duruma da otoliz ismini vereceğiz peroksizom astalizozom gibi içinde enzimler var zehirli maddeleri zehirsiz hale getiriyor. Kofulun çeşitleri var. İçeride besin varsa besin kofulu, atık varsa boşaltım kofulu, kontrakt dil koful dediğimiz özel bir kofulumuz var. O sadece tatlı suda yaşayan tek hücreli canlılarda fazla suyun dışarıya atılmasını sağlamış oluyor. Mitokondri çift zarlı bir organel oksijenli solunum tepkimelerinin gerçekleşmesini sağlıyor. Kloroplast yine çift zarlı bir organel kimde var? Fotosentez yapan ökaryotlarda. Bir bitkinin yeşil gördüğün her yerinde kloroplast vardır. O her yerinde o yeşil görünen her yerinde fotosentez tepkimelerini gerçekleştirir. Kromoplastlar bitkiler sadece yeşil renkli değil limon sarı renkli havuç turuncu renkli bitkilerde diğer renklerin oluşmasını sağlayan pigmentleri bulunduruyor. Lökoplastlar ise bitkinin ışık görmeyen yerlerinde madde depolanmasını sağlıyor. Lökoplastlar ışık görürse kloroplastlara dönüşebiliyor diyeyim gençler. Buradan da bir tane soru çözerek bitireyim. Hücre duvarı bulunan bir hücrede organellerinden hangilerinin bulunduğu kesindir? Bir kere hücre duvarı bakterilerde de var, bitkilerde de var. Yani ökaryot, prokaryot olabilir bu canlı. Ribozom tüm canlılarda olduğuna göre tabii ki bunu alacağım gençler. Ama kloroplast bakteridir, fotosentez yapmıyordur. Keza kloroplast çift zarlı bir organel bakteride bulunamaz ki almadım. Bakteri ise lizozom olmaz. Bakteri ise kontraktil koful olmaz. Hangisi kesindir dediği için cevabımız yalnız bir yani A seçeneği oldu. Buradan da birinci dönem full tekrarımızın sonuna geldik. Gençler bir saat içerisinde tüm birinci dönemi tekrar ettim. Siz de mutlaka açın kitaplarınızdan soru bankalarınızdan eksik kalan kısımlarınız varsa oraları tamamlayın tamamlayın diyeyim. Buradan da hemen ödüllü soruya cevaplarınızı yorumlar kısmına beklediğimi hatırlatıyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın.